benim içeriklerimi çalarak kendi içeriği gibi paylaşıyor. Bir marka sahibine yakışır mı? Yok yok. Hiç. Hayırdır? Hop bir de akşama kadar lansmanlar, öpücükler, etiketler. Orada açık ilişki var. Orada ayinler var, ritüeller var. Ne yaptınız? O görüntüye çekip göstersenize. Oyun oynadığınız okediniz çok affedersin o 48 saat içinde. İşi kapattı. Yani... Bir parada yakışmadı değil mi? İnfluencerlardan tiksiniyorum. Hatta nefret ediyorum. Sosyal medyada kapatılsın. Didikoms imparatorluğunun çöküşünü izliyoruz. Herkese kocaman merhaba. Nasılsınız efendim? İyi pazarlarınız olsun. Bugün ülke için yine önemli bir gün. Seçim günü. Vatanımız, milletimiz için en hayırlısı hangisiyse olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız çok yorgunum. Biraz böyle konularımı odada bakayım dedim. Çünkü üşüme geldi ki bu hava, sıcak havada. Yaz geldi gördünüz. Bir gün kış, bir gün yaz. Artık mevsimler böyle. Sert geçişli. Aşırı uyumuşum. Hiç yani yatmamışım da makyajım bozulmaması lazım. Çünkü canlıyım, makyajım, profesyonel makyaj var yüzümde ve bir de uğraşamazdım. Şöyle uyumuşum, 2 saat sonra İlhan dedi kalkmayacak mısın dedi. Dedim kalkmam lazım evet ama gelin bir de bana sorun yani bıraksanız akşama kadar uyurdum. Geçen hafta saçlarımı çok beğenmişsiniz. Onu da söylemek istiyorum. Teşekkür edeceğim çünkü gerçekten çok uğraşıyorlar benim için. Random ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum. Canlı yayında da ben de bakıyorum. Mükemmel duruyor rengi. Biraz koyulaştırdık daha kolay olsun diye kış ayında ama artık yaz geldi. Öteki ay açabilirim vallahi belli olmaz. Geçen hafta dolgularımı bir de çok beğenmişsiniz. Niye güldün? Niye güldün? Çünkü ya dolguları insan beğendiğini falan. Ama belli mi benim dolgularım? Dolgu var der misiniz? Demek. Ama sen öyle bir dolgu mu yaptırdın ki? İşte Hande Erçel dolgusu bu. Benim doktorlarım yapıyor bunu. En minimal dokunuşlarda yapıyoruz. Millet yaptırıyor, yanak fışkırıyor. Elmacık kemiği fışkırıyor, arkalar görünüyor. Benim doktorlarım yaptığına bak. Doğal dokunuşlar deyince de siz onlara teşekkürler buradan. Omar hocama, Ahmet hocama. Sizi çok seviyorum. Bugün çok güzel konularım var. Global bir magazin bizi bekliyor. Çünkü gerçekler ortaya çıkıyor. 2023 karma yılıydı dedik. Ama astrologlar diyor ki 2024 de karma yılı. Devam ediyor. Gerçekler ortaya çıkıyor. O yüzden 2024'te de bazı isimlerin maskeleri düşüyor. Biz de bu durumdan keyif alıyoruz. Çünkü aslında böyle ben ne kadar size böyle sıcak sıcak anlatsam da arkası buzdağı gibi bu olayların. Biraz bu olayları yine konuşacağız bugün. Ve Influencer magazinimiz. Ve tak tak! Tak tak! Tak tak da 12'den nişan alıyoruz. Tek cümle hakkım var. Hazır mısın lisesin? Hazır. Seni özledik. Sağ ol, teşekkürler. Canlı'nın arkasında ekiple çok güzel uyum sağladın her zaman olduğu gibi. Bize geçtiğimde de böyleydi. Yine benden daha çok seviliyorsun. Her yerde böyle. Arthur mesela seni daha çok seviyor. Ben de severim Arthur'u. Siz iyi anlaştınız. Jess'e de çok iyi anlaşıyordunuz. Her ne kadar bana sinsirelle dese bile evet. Ben seni seviyorum. Ay bizi arkada da çok güldürüyor. Ritüelimizi gerçekleştirelim. Herkes yerini... Ritüel dedin de bir saniye. Al kaldı. Alışıksın sen o televizyonda ağlara. Böyle mi? Televizyonda da öylesin. Tam bir şey söyleyeceksin. Ay modumdayım bugün yandı. Ritüelini şeyde de yaptırıyorsun yani. Yavaş yavaş sisi sisi geliyorum ben de. Arto yanımda ya. Sisilik öğretiyor. Oradan bulaşıyor bana o akım geliyor. Evet. O yüzden ben de sakin sakin gidiyorum. Yani yavaş yavaş üçü yakalamaya çalışıyor. Tabii Ramazan dolayısıyla kahveleri söyleyemediğiniz için tam da oturmuyor. Ama geliyor sanki oraya. Yavaş yavaş o tarafa doğru geliyoruz. Ama bir bayram atlatalım. Yani. Televizyon karşısında senin de işte sabah 9'da kahvaltısını etmiş, bilmem ne veya yola çıkacak, ilk kahvesini içecek. Seninle beraber yine etkisi gibi televizyonlar da öğrensin yani. Herkes yerini aldıysa, kahvelerimiz yapıldıysa video başlasın. Influencer kavgasından başlayalım. İlk defa bu influencer'ı burada konuşacağız. Ben de tanımıyorum. Siz ne anlatırsanız anlattığınız kadarıyla anlatacağım ben de burada. Her zaman benim kılavuzum sizsiniz çünkü biliyorsunuz. Şimdi Derya Balta hepimiz biliyoruz. Hayatını sergiliyor, yemeklerini sergiliyor ve bundan para kazanıyor. Bir de Filiz Özçeviren diye bir influencer arkadaşımız var. O da kendi hayatını gösteriyor. Ben denk gelmemiştim daha önce. Sanki böyle bir iki bir şeyle göndermiştiniz. Ama onun dışında ilk defa konuştuğumuz bir isim. Filiz sevilen sayılan bir influencermış. Takipçileri Filiz'e çok güveniyor. Bu kısmı bir belirtelim. Sıradan bir insan değil yani. Böyle influencer marketinglerde hep kadının adı var. Filiz Özçeviren tavsiyesiyle aldım. İşte Filiz'den gördüm. Filiz ne derse odur falan. Tamam mı? Bu şekilde güveniyorlar, seviyorlar. Derya'yı da çok seviyor kendi takipçi. Derya da çok kendi hayatından ne yerse ne içerse onları gösteriyor. Şimdi
Filiz çok güvenilir bir influencer olduğu için ve sürekli takviye hapları tavsiye ettiği için diyor ki ben çıkartayım. Ben zaten bu işi çok iyi yapıyorum. Niye benim kendi markam olmasın? Doğru. Ben de bir gün kendi markamı çıkartacağım. Ama hala ne çıkartacağımı karar veremedim. Burada çok çelişiyorum. Çünkü takipçilere de soruyorum. O diyor ki bunu yap, o diyor ki bunu yap falan. Ama eminim ki bir takviye hapı çıkartmam. Yani bundan çok eminim. Bu benim asla girmeyeceğim bir dal. Kendi ismimi markalaştıracağım. Zaten Yağmur Çevik marka olma yolunda. Magazinde marka diyelim. Tamam, magazinde marka. Başka bir yerde de bir markalaşacağını söylüyorsun. Evet. Bu markamızı da bir şeye dönüştüreceğiz. Tekstil ise tekstil, kahve ise kahve, atıyorum şu an. Ama takviye hapı da çok benim risk gördüğüm ve çok kaygan bir zemin. Ben girmem o işe. Görüyorum hap çıkartanları veya bu işlerle uğraşanları. Gerçekten öyle yüzlerce kişinin çalışması, doktorların olması, laboratuvarların olması. Eğer kendi ismini çıkarmayacaksan gerçekten büyük bir iş bu. Neyse, Filiz girdi. Derya'da demiş ki ben deneyeyim bu takviye haplarını. Sonra deniyor bu hapları ve seviyor. Linkini bırakıyor o da. Yüzlerce sattırıyor Derya'da. Aradan 20 gün 25 gün geçiyor. Sonra Derya diyor ki alerji oldum. Bakın her yerim kabarıyor. Alnım, gözüm, burnum falan. Acaba diyor bu takviye haplarından mı oldu? Yoksa bugün turşu yemişim, turşudan mı oldu diyor. Test yaptıracağım, öğreneceğim. Bakalım hangisi çıkacak falan diyor. Filiz'in takipçileri Filiz atıyor bunu. Bak senin hapın yüzünden alerji olmuş diye. Vay anasını satayım, sen misin bunu söyleyen? Filiz de bir marka sahibi olarak kimsin sen böyle konuşuyorsun da daha test yaptırmadan da benim ürünümü kötülüyorsun da. Benim ürünüm alerji yapmaz da bilmem ne diye. Hani biraz hetsivari konuşuyormuş. Takipçilere söylüyor. Derya da işte aa diyor işte ben zaten ondan demedim ki diyor test yaptıracağım falan diyor. Derya da şimdi yanlış anlamasın. Filiz'e storylerini siliyor. Ama bir kısım alınmış işte. Buralara koyuyorum ben bu storyleri. Sonrasında arkadaşlar Derya test yaptırmaya gidiyor ve şey çıkıyor. Ha, tam belli değil. Bir şey alerji yapmış. O da olabilir. Hapın içinde bir şeyler var ama bazı ürünler de var kimyasal içeren. Hani bunlar da yapmış olabilir diyor doktoru. Ama turşu da yapmış. Reaksiyon vermiş olabilirsin falan. Ona bir iki tane sakinleştirici veriyor işte. Derya bu konuyu kapatıyor gidiyor. Şimdi bu olay tabii büyüyor. Filiz bir sürü story atıyor. Derya ona bir sürü cevap veriyor. Ben üstten bir okuyayım size. Şimdi Derya'nın tweetini okuyorum. Acaba B2'den mi oldu diyenler olmuş. Onu 20 gündür fazladan kullanıyorum. Bence o değil olsa da daha önce tepki verirdim. Hayatım ilk defa magnezyum ve divit takviyesine başladım. Belki o fazla geldi ama doktorum magnezyumdan sanmam dedi ama ilk defa takviye almaya başladım. Hepsini bir anda almaya başladım. Magnezyumu tek doza düşürdüm. Sıkıntı değil. Duştan sonra başladı. Sürekli arttı. Bazı durumlar ihmale gelmez falan filan diyor. Bence turşudan oldu, çok yedim diyor Derya, tamam mı? Çok tanıdığım bir influencer olmadığı için diyemiyorum ki Filiz de şöyle, Derya da böyle, öteki de böyle. Mesela bir Damla Duygu kavgası olsa ben yemem mesela. İkisini de artık 5 yıldır diğerini biliyorum. Ama şimdi çok tanıdığım ve konuştuğumuz influencerlar değil. Siz de şu an birçoğunuz yeni görecek. Onu da söyleyelim. Alerji dediğim büyük bir şeydir ve bir üründen mi bir turşudan mı olduğunu emin olmadan böyle bir cümle söylememen lazım. Çünkü evet, benim aklıma mesela aa takviye yapımından lafı gelir. Ama bu sefer dönüp marka sahibine baktığı zaman da her şey olabilir. Bak sen bir marka çıkartıyorsun. Anladın? Mesela ben canlı yayına oturuyorum değil mi? İyisi de olacak, kötüsü de olacak yorumların. Bu bir risktir. Sen de markandan iyi olduğunu eminsen, canım benim Derya'cığım bak böyle bir story atmışsın. Emin olmadan konuşma. Ben eminim haplarımdan. Bir testini yap. Bir şey çıkarsa zaten o zaman gerekeni yaparız diye bir tavır sergilemem lazım. Bir marka sahibine yakışır mı? Yok yok. Hiç. Hayırdır? Nasıl hayırdır? Bu bir kullanıcı. Normalde acaba öyle bir insan mı peki? Şimdi onu söyleyenler var, evet böyle şeymiş. Bana bakın beni kimseye benzetmeyin falan diye konuşulmuş. Her seferinde böyle astım kestim kesik bir tavrı varmış. Her alanda aynı olacaksın diye bir kaide yok. Sen influencer kimliğinle ben bu ürünlerin eminim diyebilirsin. Ama artık bir marka sahibiysen de konuşma dikkat edeceksin. Kızan takipçiler olmuş Derya'ya. Sen o zaman emin olmadan niye bize yüzlerce sattırdın? Derya bu konuyla ilgili bir açıklama yapıyor. Dinleyelim. Ama bir şey daha dinletmeden önce ama mesela diğer arkadaş da bir paylaşımda diyor ki şu anda 2 gün önce gelmiş. Instagram'da kanal diye bir şey varmış. Arkamdan şu şekilde konuşmalar açıp bir sürü insanı dolduruşa getiriyorlarmış. Bir sürü ekran görüntüsü aldım. Atılan hikayede de şu. Storiesinde yasaklı kelime var. Şikayet edeyim mi marka sahibini? Kanalda. Çünkü tehditvari konuşmuş. Bravo. Kanalda bunu mesela Derya gelen soruyu. Storiesinde yasaklı kelime var. Şikayet edeyim mi marka sahibini? Kısmını kanalda şey yapmış. Herkes de işte oraya şey yapmış. Evet falan. Tamam işte. Filiz de mesela dün bir story atmış. Diyor ki 3 tane köylü kurnazı var dedi. Bunlar dedi önce dedi şey yapıyor. Mesela trendi bir ürün var. Tamam mı? Bilmem ne maşası ürün. Deniyorlar önce bu ürünü. Yüzlerce sattırıyorlar. Zaten trend. Ve sonra beğenmedim diyorlar. Belki markona gelmiyor. Belki artık ne oldu bilmiyorum. Beğenmedim diyor. Burada başka bir algı yapıyor dedi. Bunu yapan 3 tane influencer var. Köylü kurnazı var dedi. Bak yine çok kaba tabirler. Bak şimdi Derya'nın da açıklaması oluyor. Bakalım. Çünkü hala bana takviyeyle ilgili bir sürü şey geliyor. Ben hiçbir markayı ne övdüm ne de kötüledim. Çünkü zararını mı gördüm, yararını mı gördüm? Hiçbiri yok ortada. Ben bir güzellik kapı aldım. Arkadaşımın tavsiyesiyle o zaman da söyledim size.
ay çok merak ettim, çok heyecanlandım falan dedim. Ama hiçbir zaman çıkıp karşınıza böyle böyle yararlarını gördüm ki ben çok filtresiz çıkarım. Çok çıkarım bilirsiniz yani. Bakın ne hale geldim, parlıyorum falan demedim. Yani hatta size de sordum, bir etkisini gördüm falan diye. Çok taze daha, inşallah, hadi inşallah falan dedik yani. Sonrasında da işte D vitamini ve magnezyum da almalısın diyenler oldu bana. Bana bazı antifenomen sayfalarını atıyorsunuz. Ben burada antifenomen sayfalarına falan kızmıyorum. Sonuçta onların işi bu. Adı üstünde anti yani. Hani bulacak bir açığını bulmaya çalışacak ve hani duyduklarınla birleştirip paylaşacak yani. Ben o yüzden saygı duyuyorum. Onların da bir kitlesi var. Yapacak bir şey yok. Ama şey var. Parayı cukka yaptı. Şimdi kötülüyor. Ben daha siparişler çoğunun eline geçmeden çıktım, takviyeyi bir daha kullanmayacağımı söyledim ve çoğu da iptal ettiğini söyledi bana takipçilerimden. Yani bu durumda bir şey kazanmıyorsunuz. Bazıları bana dedi ki hayır, son dönemde böyle bir reaksiyon gerçekleşti. Öncesinde sattırdı bu üründen yüzlerce derya. Hatta yüzlerce sattırdığım diye bir ifadesi var hastane merdiveninde. O yüzden ben bilemedim. Çünkü kendim böyle bir ifadesi var ama yok diyor. Takipçilere soruyoruz. Derya bu ürünü kaç zamandır kullanıyor? Kullanırken de kaç kere linkini bıraktı? Hangi siparişler iptal oldu? Mutlaka fanları takip edenler bilir veya bu ürünü alanlar, kullananlar bilir. Bu arada ben bir soru sordum. Bu ürünü kullananlar memnun mu dedim. Aşkım ben bayağıdır kullanıyorum. Bir iki sene zaman çıktı marka bilmiyorum. Bir iki aydır kullanıyorum ve cildim parladı. Şöyle oldu, böyle oldu diyen de vardı. Yani bir şikayeti olanı görmedim. Şimdi Derya'da tabii bu süreçte bir linç gitti. Nasıl yani falan dediler. Niye gerçekten böyle yaptın? İşte buna gerek yoktu kötülemeye falan diyenler oldu. O da ben zaten magnezyum bilmem ne D vitamini kullanmıyordum. Takviye yapıp kullanmıyordum. Bir arkadaş tavsiyesiyle kullandım. Ama bir daha da kullanmam. Siz kullanacaksınız, kullanın dedi. Yine bir story attı. Sonra bu story'yi paylaştı. Bakalım. Bir günde en çok kaç takviye alabiliriz? Karaciğer ve böbreklerimize zarar vermemiş oluruz. Böyle bir soruya şu cevap vermek lazım. Aldığınız tek bir takviye bile lüzumsuz almayın. İki, tek bir takviye bile karaciğer ve böbreğinize zarar verebilir. Çünkü takviyeyi imal eden kişi veya kurum veya fabrika takviyeyi hap haline getirmek için, toz halinde tutmak için, raf ömrünü uzatmak için, paketin içine sokmak için bir sürü katkı maddesi koyuyor içine. Dolayısıyla takviye almak, takviye olarak üstüne koymak anlamında kullanıyorsanız bizim çok sıcak... Yani ne var tabii, bir şeye toz haline getirip uzun süre kalması için bunları kimyasal basıyorlar. Hani bir tabii ki ıspanak tozu var, bilmem ne var falan ama bir yediğin ıspanaktaki vitamini alamıyorsun. Böyle bir gerçek de var. Filiz'in 3 tane köylü kurnazı var. Şimdi bunun 3 tane isim var dedi. Ben de bunu takipçine sordum. Filiz takip edenler bu isimleri bilir. Bana dediler ki bir Derya Balta, iki Meriç Keskin. Üçüncüsünü ağzıma bile almak istemiyorum. Hiç konuşacağımız kalitede biri değil. Bu takipçilerin iddiası. Bu iddiayı da paylaştım. Filiz dönüp de açıklama yapmak isterse yani evet siz bir isim vermişsiniz ama o isimler değil bu isimlerdi derse okey. Ama o isim vermediği sürece bizim kafamızda Derya Meriç ve 3. kişi olarak kalacak. Bir magazin sayfasının ifşasıyla başlamak istiyorum. Çünkü biri onu ifşaladı. Dedi ki bu milyonluk sayfa aylardır benim içeriklerimi çalarak kendi içeriği gibi paylaşıyor ve buradan da yürüyor dedi. Aslında çok şaşırmadım biliyor musunuz? Çünkü bu sektörde biri daha var ve bana bayağıdır söylüyor. Hatta isim vermeyeceğim çünkü kendi açıklayacakmış. Onun açıklamasını bekliyorum ama dedi ki benim Instagram'ımı bu sayfa kapatıyor dedi. Günahını almak istemiyorum. Kendi açıklarsa duyarsınız. Bana söylediklerini söylüyorum. Benim içeriklerimi birebir alıyor dedi. Ben de dedim ki konuşmak istersen ben de bunu dile getiririm. Desteklerim seni. Çünkü neden? Böyle bir şey iddia ediyorsun. Bir iki bir şey de gösterdi bana. Evet bunlarla denk geliyordu. Sonra biri çıktı. Bir kız çıktı. Kaç takipçisi var? 24.000. Fashion Clown diye bir hesap. Çıktı dedi ki hey Times Lake 1 milyonluk hesap. Sen aylardır benim içeriklerimi çalıyormuşsun. Aylardır benim içeriklerimle haber yapıyorsun. Ama ben seni ifşalıyorum. Bakalım. Neyse 1 milyon takipçisi olan bir moda hesabının aylardır nasıl hem Twitter hem Instagram hesabındaki içeriklerimi birebir çaldığını anlatacağım size bugün. Ya da ifşa edeceğim diyelim. Evet Timeless Mag, bu video tamamen seninle ilgili. L'Officiel Türkiye dergisinde köşe yazarı bu bahsedeceğim insan. Dün her zamanki gibi Twitter ve Instagram hesabımda bu çakma Türk markalarıyla ilgili post hazırlayıp paylaştım. Tweet'in devamı da böyleydi. Beni takip eden biri bu Timeless Mag'in de birebir aynı şeyi benim cümlelerimle, benim aldığım screenshotlarla paylaştığını görüp bana gönderdi. Ve ben de bu şekilde bu sayfadan haberdar olmuş oldum ve hatta Twitter'da da paylaşıp dalga geçtim bu durumla.
Çünkü fıkra gibi bir durum. Çalıntı, çanta tasarımı, eleştirdiğim postu aynısını aynı şekilde çalıntı olarak paylaşıp eleştirmesi. O zaman da belirttim. Aynı konuyu birinden görüp yorum belirtmek çok normal. O konu hakkında fikrini paylaşmak çok normal. Fakat birebir benim aldığım screenshotlar ve birebir benim cümlelerimle benim düşüncemin aynısını yazmak biraz dalga geçilesi bir şey, her neyse. Bu konu böyle kapanmak üzereydi. Ta ki bu hesabın öne çıkanlar kısmını incelemeye kalkışana kadar. Fark ettim ki bu kişi aylardır beni takip ediyor ve hem Twitter hem Instagram postlarımı çatır çatır kendi paylaştığım cümlelerle, kendi görüşlerimle, benim bulduğum görsellerle birebir olarak ya da minik değişiklikler yaparak kendi düşüncesi ve kendi içeriğiymiş gibi paylaşıyor insanlarla. Mesela 7 Aralık 2023'te böyle bir şey paylaşmış, bu görselle paylaşmış ve demiş ki Old Money ile Quiet Luxury sessiz lüks çok karıştırılıyor. Çok benzesi de aslında farklı şeyler. 28 Nisan 2023. Sonra bu örneği vermiş. Nate Archibald çok iyi bir örnekmiş Old Money'ye. Arkadaşlar çok var, buna vakit yok. Kız zaten dayanamamış galiba. 10 diyor. Onlarca diyor. Belki 10-20, anladın mı? Ve gerçekten harfi harfine veya noktası ufak noktasına. Ufak değişikliklerle. Yani mesela dıbacım da böyle, kusura bakma. Ne kusurası? Yani kaç kere paylaştık? Arkadaşım kusura bakma ama böylesin yani. Klavyede yazma gereği bile duymuyor tabii, dıbacım. Tabii hiç. Alıyor tık diye aynısını, tık. Copy paste yapıyor. Dıbacım da Ezgi Fındık gibi takılıyormuş Dubai'lerde. Geziyor. Oo. Para kazanıyor kızcağız. Lüksler lüksler. Başkasının captionlarıyla. Peki. Yani o yüzden de bu kız arkadaşımız da dayanamamış ya. Dayanamadığı için de direkt patlatmış. Yoksa belki bir iki tane olsaydı ve az az olsaydı isimsiz yapardı. Dayanamamış. Times'teki Çorol olmadı. Sen paylaştın. Bir gün sonra ben paylaştım. Evet. Diğerleri paylaştı ve bir açıklama gereğinde bulunmuş. Kızın storylerinden gidiyorum. O da paylaşmış çünkü. Almış bunu, demiş ki Times Mac denen arsızlık ve abidesi şöyle bir açıklama yapmış. Times'ınkini okuyorum. Kaynaklarım her zaman yabancı basın olmuştur. Zaten Amerika'da okuduğum için de kaynak bulmadı. Hiç zorlanmam. Bunu eskiden beni takip eden beni takipçilerim bilir. Yeri geldiğinde kaynağını da paylaşırım. Bizim gibi hesaplarla ve diğer yabancı yorum yapan hesaplarını her magazin haberlerinin kaynağı belirtme gibi bir durum söz konusu değildir. Bize Türkiye'de vallahi zorunlu. Hele bir başkasının kaynağını al. Herkes söyler. Herkes söylemese bile biz görür, biz söyleriz. Doğru muyum? Doğru. Var mı öyle mi hırsızlığı? Yani. Adam bakacak orada, burada, burada, şurada. Yazacak. Sen alacaksın. Kendi analizin gibi, kendi fikrini belirteceksin. Yok ya. Emek hırsızlığı bu. Öyle yabancı kaynaklarda böyle bir kural varmış. Burada öyle bir kural yok. Yani buraya magazin yapıyorsun. Tamam, global olabilir ama bak her şeyi Türkçe yazıyorsun. Magazin sabun köpüğü gibidir, okunur ve geçilir. Vallahi öyle değil. Bak ben aynı haberi döndürüyorum 5 yıldır. 6 yıl içinde sayısız paylaşırım için takdir edersiniz ki miktar içerik benzerliği olan bir durum olmuştur. Tamam, olabilir. Sen de aynı şeyi düşünmüşsündür, o da aynı şeyi düşünmüştür. Bak yazıdan bahsetmiyorum. Tamam, fikirden bahsediyorum. Ben mesela bir şey paylaşıyorum. Benden 4 dakika sonra 10 tane magazin sayfası da paylaşıyor. Bir kendileri de görebilir ama ben onlardan önce görüyorum. Bakıyorum 5 dakika sonra benden sonra paylaşıyorlar. Tamam, bu 7-8 olmuşsa artık başka ama bir boyuta geçiyor. Ama olamıyorsun ki senin içinde yani. Ben şimdi mesela o ben ama bak çok kızın yağmur. Yani kızın böyle kullandığı cümleler böyle çok hepimizin kafasına gelebilen cümleler değil. Böyle bir gerçek de var. Mesela benim kızın bir bilgisi var. Donanım, bir network var bu konuyla ilgili. Mesela benim engellediğim magazin sayfaları kesinlikle benim içeriklerimin aynısını yaptıkları için veya ben paylaştıktan 3 dakika sonra paylaştıkları için engellidir. Şimdi bu çok başka bir boyut. Evet. Ya bu kız analiz yapıyor. Yani bir oyuncu alıp da bir oyuncunun kimliğiyle, öteki oyuncunun resitaliyle, bilmem neyiyle falan kıyaslıyor bu kız. Yani bu senin benim aklıma, herkes aklına gelecek fikirler değil. Ben de özellikle moda haberlerine ilgili paylaşımları, yorumlarımı, esprilerimle birlikte neredeyse her gün başkalarının sayfalarını görüyorum. Onlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Kıps. Mesela 2 gün önce yaptığım Adidas'ın kutu ayakkabısı paylaşımı, dünkü Valentino haberi, benim yorumlarım benzer bir şekilde başka sayfalarda. Aynı günün akşamı ya da bir gün sonrası yayınlandı, ne yapmalıyım? Video çekip ifşa mı etmeliyim? Arkadaşım o yaptı diye sen de mi yapıyorsun? Evet, işte öyle hak doğuyor kendine. Yani. Günlerdir üzerine prim ve takipçi kasan 5-6 ay önce Ayşe hesapları sistematik ve organize bir şekilde linç kampanyası başlatmıştır falan filan. Vay be. Bir de ben bu işi... Herkes başladı yani. Tabii. Timestack bir şey olsun da. Timestack. Hepimiz beyler koşun, Timestack'ini işleyeceğiz. Kabul etseydi hatasını daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Çünkü kızın cevapları var, diyor ki bakın bu hiç normal bir seviye değil. Böyle bir pişkinlik görmedim ben, diyor. Üzerinden takipçi kasmıyorum. Hatta aksine insanlar senin ağır konuşmuş. Rezilliğin karşısında şok oldukları için beni takip etti ve bu içerik çalışmalarına o kadar nam salmışsın ki düşmanı çokmuş. Timestack yani. Evet, bize çok yazan var. Evet. Yazdı. Onu diyorum işte. Bana da bir kişi yazdı ama sonrasında yazanlar maalesef var. Ve bunun sayesinde abi şurada şunu da yapanlar vardı çıktı ve hatta şöyle dedim. Arkadaşlar bu kadar yazıyorsanız bu hiç gözükmeyen isimleri iyi takip edin, SS'leri alın.
Evet. Biz yapalım o işi yani. Sen bu şekilde içerik üretmekle hayatını geçirdiğin için ne adın ne fotoğrafını açık açık koyabilen birisin. Şurada hak veriyorum. Mesela bu işin pradasıyım. Demen ne demektir biliyor musun? Yabancı kaynakta görünen yüz benim. Benim içeriklerim her yerde kaynaktır. Ama şu an baktığın zaman kimsesiz bir hesap değil mi? Kaliteli içerik üretiyor. Ama bilinmediğimiz, görmediğimiz no name bir isim. O da diyor ki sen bu şekilde içerik üretmek hayatını geçirdiğin için ne adını ne fotoğrafını açık açık koyabilen birisin. Bence biraz yavaşla. İnsanların gerçek kimliğini ifşalamama nasılsa elimde tüm screenshotları olduğu için hukuki süreç başlatmamı. İşinden olman için derginle iletişime geçmemi söylediler. Fakat kızı bilgileri varmış. Fakat senin gibi biriyle daha fazla muhatap olmak istemediğim için bu ayıbıyla kalsın deyip bir aksiyona geçmek istemedim. Ama sen böyle devam edersen hukuki süreç en kısa zamanda başlayacak. Ha, olarak. Madem benden çalmadın, bu söz konusu içerikleri neden anında öne çıkanlarını profilden kaldırdın? Öne çıkanlarını kaldırmış. Anında. Komik olma, utanmak, özür dilemek bunlar erdemli insan davranışlarıdır. İyi izledim yani. Yaptığı bütün içeriklerini, o 10 tane onlarca saydığını, biraz önce senin erken kestiğin videoyu ben iyice ne izledim. Kız nokta atışı yapıyor. İddialar hakkında da kesinlikle yine bir şey anlatamıyor. Yani bak burada tabii, bunu tabii. Yaptım, bunu ben bu işi pradasıyım dedi. Yabancı kaynaklarda herkes gibi ben de varım. Evet, böyle belirtme gibi suç yoktur. Herkes herkesten alır dedi. İşi kapattı. Yani, bir Prada'ya yakışmadı değil mi? Prada'ya da yakışmadı. Ben severdim. Severdim derken bir isim. Tabii. Ben severdim. Ben onu takipten attım biliyor musun? O beni takip aldı. Ben onu takip aldım. Sonra bana laf sokmaya başladı. Niye? İddam magazinciliğini eleştirdi. Bizi böyle iddam magazincilik kızan ve iddam magazincilik olmayan herkes şu anda diyen veya iddam magazinciliği yapmıyor mu? Şu an magazinle iddam magazinciliği yapıyor. Televizyondaki magazin. Evet, herkes ona başladı. Herkes ona başladı. Ama evet. Beni ilk eleştirenlerden biriydi. İddam magazinciliği mi? Boş işler, yalan işler. Ne oldu? İddia magazinciliğimiz her zaman iddialarımız bugün net haber oldu. Hepsi olması bile %80 oldu. Doğru muyum? Bakalım ne olacak? Devam edecek mi içerik almaya? Bu arkadaş hukuki sürece başvuracak mı? İzleyip göreceğiz. Arkadaşlar Hakan Akkaya biliyorsunuz Gonca'nın YouTube kanalına katıldı. Ve Hakan Akkaya'nın bir ifadesi var. İnfluencerlardan tiksiniyorum. Hatta nefret ediyorum. Sosyal medyada kapatılsın. Çok affedersiniz. Görünümlü erkeklerden de fenalık geçiriyorum dedi. Kırıtarak para kazanmalarından tiksiniyorum, nefret ediyorum dedi. Orada bir infial söylem yarattı. Bu sosyal medyada geri bildirim olarak dönüş yaptı ve bu infial burada da oluştu. Bu sefer dediler ki hayırdır arkadaşım? Sen de orada kırıtarak konuşuyorsun. Sen de yıllarca işte benim stilimde jürilik yaptın. Bizi buna maruz bıraktınız. Buradakiler iğrençse oradakiler de iğrençti. Sen bir yerde varken her şey okey süt limanda. Sen artık bu sektörde bir içerik üretmiyorsan mı sosyal medya kapatılsın? En sonunda da Gonca'nın bir sorusu vardı. Peki sosyal medyada bir şey yapmak istiyor musun diye sorduğunda evet sosyal medyada içerik üretmek istiyorum. Bunu YouTube'da yapmak istiyorum ve dedikodu yapmak istiyorum dedi. Evimin salonunda en yakın arkadaşlarımla böyle her şeyi konuşmak istiyorum dedi. Sonra dedi ki bu ne perhiz? Bu ne lahana? Dedik o Hakan Akkaya'nın görüntüsünü dinletelim mi? Tek istediğim şey Instagram'ın kapatılması. Fazla feminen ip görmek istemiyorum. Bu komik değil, anladın mı? Ya. Bu bir. İkincisi abuk subuk insanların komik olmak için çabalarını görmek istemiyorum. İğrenç bir şey. Sosyal medyayla alakalı her şey iğrenç bence. Mesela influencerlar. Nefret ediyorum. Ya sen hayatta ne yapıyorsun? Kahve içiyorum. Bu ne? Ben bu sene nasıl saygı duyuyorum ya? İnsanların kolektif fikri şu. Influencerları sevmiyoruz. Neden influencerlar sevilmiyor? Çünkü haksız kazanç diyorlar. Ne kullandıklarını veriyorlar. Eve hemen gelen paketi linkini bırakıyorlar kullanmış gibi. Her gün 4-5 tane krem tanıtıyorlar. Haftada 5 tane şampuan tanıtıyorlar. Hepsi aynı anda hepsi aynı ürünü girdi. Falan dedik ki bunun altında ne kadar büyük şeyler varmış. Biz fark etmiyormuşuz. Biz manipüle olmuşuz. O çekilişin ardından koşuyorsunuz. O adamdan çıkıp bu hesabın çekilişine gidiyorsunuz. Oradan çıkıp başka bir yere gidiyordunuz. Aynı grup aynı küme. Oradan oraya oradan oraya. Bu sefer ne oldu? İnfluencerlar buluştu. Onun takipçisi ona gitti. Onun takipçisi ona gitti. Hop bir de akşama kadar lansmanlar, öpücükler, etiketler. Siz evde fakir kaldınız. Ondan her geçen gün daha zenginleşti. Bir de ne oldu? Zenginleştikçe sizden uzaklaştılar. Zenginleştikçe sizi beğenmemeye başladılar. Ay kıskanç oldunuz. Ay varoş oldunuz. Ay siz kim oldunuz? Tüh oldunuz. Geberin oldunuz. Ama sonra yine canım takipçilerim. Siz olmasanız biz olmazdık. Şimdi artık herkes konuşmaya başladı. Ama şimdi Hakan'ın yürekten bir konuşma mı? Yoksa ben magazine giriş yapıyorum.
yapıyorum bakın. Dilimle sivri olacak. Zaten sivri dilliyim. Beni ufak ufak takip etmeye başlayın. Çünkü biliyorsunuz şu an sen şurada bir sanat yap. 5000 insan izler. Hadi olsa 15.000. Ama bir başlık at. Kalitesi influencerlar diye. 250.000 izlensin. Bize gelen DM'ler, çalışma arkadaşları. Bir üstten bakma olayı var Hakan. Fransa'da veya Paris'te büyüyüp oralarda yetişmiş veya ne bileyim. Kaliteli bir insan seviyor. Oralarda yetişmiş bir insan bile olsa öyle bir egosu olmaz. Ama kendisinde çok ego var ya. Dünya starlarını giydiriyor. Lady Gaga'yı giydiriyor. Mesela Gonca diyor ki YouTube videosunu izleyenler biliyor. Hakan'ın showroom'una gittiği zaman sen o şöyle bir şey olmuyor. İşte Ivana Sert bunu giydi. Ebru Gündeş bunu giydi. Sibel Can bunu giydi. Olmuyor. Madonna, Lady Gaga. Sanki bu adama demişler ki kardeşim gelen adamlara bağıracaksın, aşağılayacaksın, kötü davranacaksın. Yani böyle şeyler diyeceksin demişler. Bu adam bu şekilde kendini bir hayat tarzı yaratmış. Mesela o Gonca yine anlatıyor şeyde. Hakan Altun'a gitmişler. Hakan Altun yanılmıyorsam şarkı söyle söyle. Sonra demiş ki en önde tabii Hakanlar. Sonra demiş ki Ahmet nerede demiş atıyorum. Sıkıldı gitti demiş. Mesela Gonca diyor ki sen çok dobrasın. Ne diyor? Feminen ben nefret ediyorum diyor. İşte onun Mükremin Mika gibi. Tamam, Mükremin Mika gibi olabilir ama mesela öteki tayfa da öyle. Mesela Kerim Canlı'nın içine alıyorsun. O tarafı ötekileştiriyorsun. O zaman şunu diyeceksin. Genelleme yapmak istemiyorum. İşini çok güzel yapanlar var. Hani feminen görünümlü olup da işini güzel yapanlar var ama bir de bunu çok böyle basitçe kalitesi olmayan bir şekilde yapanlar vardı. Orada üslup sıkıntısı vardı. Aslında anlatmak istediğimizi anladık bir nevi. Belki hepsi aynı şeyi yapıyor günün sonunda ama biri daha önce çıktığı için ona laf yok. O sizle beraber çünkü. Ötekiler iğreniyorum, tiksiniyorum. Ha, influencer konusunda çok haklısın. Herkes bugün aynı şeyi söylüyor. Bak bugün çekiliş yapsın insanlar. Gitmiyorlar artık. Ben görüyorum. En büyük influencerlar diyor ki sana bu ruju vereceğim diye. Bin yorum gelmiyor. Hakan Akkaya'nın mesela gittiği bir eşcinsel barına alınmadı. Ne zaman? Eskiden. Niye alınmamış? 2018'de. Tam niye alınmamış? Cebinden çıkan beyaz maddeler yüzünden mesela. Anladın mı? Taşı en masumundan atsın diye bir tabir var hani. Böyle çok şey olacaksın kendin. Bir şey eleştiriyorsan. İşte hani, kendin ya. Çuvaldızı kendine bak. İşte benim istediğim gibi kızların bağıracağım damlarla gezmemesi lazım. Çok kaliteli içeriklerle bulunması lazım. En son moda ikonundaydı işte. Gördük yine. Ortamı gördük, kitleyi gördük. Kötü bir içerikti. İzledik mi? Ki ben ne kadar severim modacı olduğum için eski. Bayılırım böyle formatlara. Bakamadım. Kıyafetlerimin kötülüğü, yarışmacıların kötülüğü. Anlatmak istediğini anlatamadı. Bir de anlatmak istediğini anlatamamışken bir de gitti ne yaptı? Yukarıdan bakıp insanları aşağılamaya çalıştı. Evet. Bunu da burada bırakıyoruz ve yabancı magazine geçiyoruz. Kate'le başlayalım mı? Başlayalım. Dün yabancı YouTuber'ları dinledim. Tek tek ne düşünüyorlar, ne ediyorlar, ne yorumları var diye. Astral seyahatler yapılıyor, onlar yapılıyor, fallar bakılıyor, astrologlar devreye girdi. Yok, Kate'i göremiyorlar. Kate'i sadece bir kişi bir yerde gördü. Onu da birazdan geleceğim. Şimdi en baştan başlayalım. Biz Kate'i nerede bıraktık? Çiftliklerin yakınlarına markete gittiler ve bir kadın ortaya çıktı. O kadın Kate değil dedi. Çünkü küçük yuvarlak bir yüzdü. Sonrasında bir video ortaya çıktı. Kraliyet bahçesinden Kate oturmuş bir banka. William güzellemesi yaptı. Yani acil şifalar var tabii ki gerçekse. Kanser olduğunu söyledi. Bir de William güzellemesi yaptı. Neden? Çünkü William güzellemesi yaptı. Oklar şu an William'ın üzerine. William ortalarda, davetlerde, orada, burada, şurada. Kate hala yok. Şimdi o video üzerinde istatistik yapıldı ve %96'lık bir kesim dedi ki yapay zeka bu. Ve bunlar büyük kuruluşlar tarafından açıklandı. Bana göre de zaten yapay zeka. Çünkü iki fotoğrafı yan yana koyduğumuzda 3 aydır Kate bu kadar değişebilir mi? 3 aylık görüntüsünü buraya koyalım. 3 ayda Kate bambaşka olmuş. Velev ki diyelim yapay zeka olmasa bu video gerçek bir video olsun. Ve kanser hastası olsun. Buradan bir kez daha acil şifalar diliyoruz kanser hastalarına. Ama ben onlarla da konuşuyorum her zaman ve bu süreçte onlarla da konuştum. Dediler ki Yağmurcuğum eğer ikinci küre geçtilerse saçları dökülebilir. Kaş dökülür, saç dökülür, vücutta bir reaksiyon gerçekleşir. Şimdi Kate'e baktığımızda Panter reklamından çıkmış gibiydi. Sanki içerik üretmiş, bir video çekmiş ve gelmiş banka oturmuş gibiydi. Tek burada anlayamadığımız bir şey vardı. Yani Kate'in yüzü bambaşka bir yüzdü. Bir kere çenesi böyle bir 3 santim buradan, 4 santim de buradan genişlemişti. Gamzesi asla yoktu. Ve oturdu bankın. Yani bir bank ne kadar fark olabilir ki değil mi? Burada fotoğrafı var. Buradaki boşluk aralığı daracık daracık bankın şeritleri. Buradakinin mesafesi koca koca. Burada da bir tuhaflık vardı ve arkanın hiç kıpırdamaması. Ve yine dönüp baktığımızda birkaç yıl önce de Kate yine bu bahçede bir konuşması var. Bir vakit geçirdiği alanlar var. Yapay zekada bir şey yapmak zor değil. Böyle videolar çok kolay. Şu an sen yaparsın böyle videoyu. Beni al şu halim. İstediğin videoyu bana yap. Mesela örnek Kate sesini alıp başka bir şekilde bir videoyu entegre edebiliyorlar. Başka konuşmaya. Saçlar birebir aynı. Ben dedim ya hatta şuradaki şeyle duruşuyla. 5 yıl önceki saçı da mı birebir aynı yapmışlar? Fönü bile aynıydı. Birebir aynıydı. Sadece saç boyu buradaydı, biri buradaydı. Her şey birebir aynıydı.
Velev ki diyelim dediğiniz gibi kürler ağır geliyor şu an bu süreçte aldığı tedavi yöntemleri ve hücre kaybı yaşasın, gamzesi gitsin, tamam mı? Çenesi büyüsün, yüzü büyüsün, ifadesi sönsün. Bütün hücre kaybı yaşanıyor da her yerinde. Bir saçında mı yaşanmadı? Bu kadar teni benzi atmış bir insanın gamzesine kadar, hücre kaybı yaşayacak kadar, gamzeleri yok olacak kadar büyük bir tedavi sürecinden geçen bir insanın, böyle konuşulacak bir insanın bir tek saçı mı yerinde kaldı? Tek saç mı yani şu anda? Ya işte ben de onu diyorum, tek saç mı kaldı yani yerinde? Ya o kadar şey anlattı, tek saça mı takıldınız? İşte bir şey yaşıyor, bir hücre kaybı yaşanıyorsa o hücre kaybı kafada da yaşanır. Çünkü bütün yani alınan bir şey. Bana biri şunu da yazdı, Yağmurcuğum kanser tedavisinin yeni yöntemler de var. Bunu herkes bilmez. Kırmızı reçetede değil ama sarı reçetede verilen bir ilaç varmış. Bu da saç falan dökmüyormuş. Böyle bir yöntem de varmış. İngiltere'de hatta bu yöntem aktifmiş. Ama biraz bütçesi yüksek. Hatta biraz değil, bayağı. Hatta bu yöntemi de bu hapı da, belki de bu başka bir hapı da Charles ve Kate'i iyileştirerek sektöre sunacaklar. Bu başka bir... Yeni bir hap. Evet, yeni bir hap. Bu da bir algı operasyonu. Yani Kate kanser falan değil. Ama Kate öyle gösterip ilacı piyasaya sürecekler dedi. Ama tabii bu ilaç kimlere faydası var? Bu hastalık yeni yükselirse sende, metastaz etmediyse evet seni kurtarma şansı varmış. Böyle iddialar var tabii ki ama bir takipçim annesi böyle iyileşmiş. Bana öyle söyledi. Ben onun yalancısıyım. Valla İngiltere öyle bir yer ki monarşi sistem ilerleyen bir yönetim olduğu için orada her şey çok gizli kapaklı kalıyor. Oranın basını da öyle bizim gibi istediği gibi konuşamıyor. Daha çok orayı kurtarmaya yönelik konuşuyorlar. Biz de mesela burada ben bir video çekerim. Virüsün gitsin. Orada da video çekenler var tabii ki ama bizim buradakiler gibi öyle oldu böyle oldu yok. Hatta oranın halkı konuşmuyor bile bu durumları. Biz konuşuyoruz. Bizim halk konuşuyor. Kraliyet ailesini konuşmuyor diyorsun değil mi? Yani evet, kraliyet ailesi öyle oldu böyle oldu yapay zeka falan diye konuşmuyorlar. Biz daha çok konuşuyoruz onlara oranla. Konuşmalar derken az konuşuyorlar. Çünkü onlar benim gibi yapay zeka değil, gerçek olduğuna inanıyorlar. Tamam, senin gibi olanlar da var. Sen gerçek diyorsun ve Kate kanser diyorsun. Oradaki de Kate'in birebir kendisini diyorsun. Evet. Ama ben %96'lık dilimin içindeyim. %96'lık nerede bu dilim? Bu bir anket yapılıyor işte. Hmm. Yazılımcılar da var, ötekiler de var. Herkes var bu ankette. Atıyorum 10 milyon kullanıcı oy veriyor. Ve %96'lık şu kadar bir kısmına, %96'lık şu kadar bir kısım yapay zeka diyor. Şu kadar bir kısmı gerçek diyor. Şu kısım var ya, çok önemli. O küçük gösterdiğin kısım çok önemli. Ya bak önemli. Göreceğiz. Bak gerçekten. Daha öncesinde de Meghan'ı da yapay zeka ortamında yerleştirip aynı Kate gibi cümleler kurutturuyorlar. Aynı videosu var bunun da. Yapay zeka bu şekilde çalışır. Bu videoda Kate Middleton yerine Meghan'ın yüzünü ekledik. Yani artık bu kadar kolay ama Kate öldü demiş. Ben Kate'in öldüğünü düşünmüyorum. Ama birçok kaynak, birçok yorumcu, birçok TikToker Kate'in öldüğünü düşünüyor. Ama benim içimden bir ses, Kate yaşıyor ama zor şartlarda yaşıyor. Neymiş bu kraliyet ailesi ya? Şimdiye kadar hiç hayatımda duymadığımız şimdiye kadar dediğin, kraliyet bir dakika, ailesi. Şimdiye kadar dediğin. Ne yaptılar Kate'e? Her şeyi bir kenara atın. Böyle dümdüz evimizin salonunu, koltuğunda, mutfağında oturuyor gibi dümdüz konuşalım, tamam mı? Atın benim magazinci kimliğimi. Zaten çok daha hakim olduğumuz ne ülkesindeyiz ne sistemindeyiz. Dümdüz konuşalım. Ben size dedim ki kraliyet ailesi neymiş diyorsun ya. Bir dayana gerçeği var bu ülkede. Dayanayım. Hep dayana örnek alıyoruz değil mi? Paparazzileri öldürdü diyorsun. Doğru evet. Söylüyorsun. Bir kameraman dedi ki orada doktor müdahale etmedi dedi. Ben bunu gördüm dedi. Sonra kameramı yok ettiler falan filan. Neyse. Olabilir. Şimdi, çünkü göze batıyor kraliyet ailesinin. Gözüne batıyor. Gözüne batıyor. Hele Suudi Arabistan kralını görmedi mi? Burada konsolosluğun içinde adamın cenazesini parçaya bölüp çıkardılar. Uçakla çıkardılar. Yani. Bizim buraya geldi. Evet. Adam konsolosluktan çıkamadı. Evet, çıkamadı. Yani. Hurafe mi? Ütopik mi? Gerçekti. Gerçekti. Suudi Arabistan kralına karşı yazdığı yazılardan dolayıydı mesela. Hı hı. Karısı aradı her yerde. Karısı bulamadı. Önünde ya adamı içeriye getirdi. Dışarıda bekliyor kadın. Evet. Neler var değil mi baktığımızda, böyle inanamayacağımız. The Crown dizisini izleyenler, ben de ara ara baktım, tamamen şimdi izleyeceğim. Çünkü ben bu olayı kafaya taktım abi. Bana haber gelmiyor ya. Ben böyle incine kadar bu işi çözeceğim. The Crown dizisini izleyenler zaten biliyor. Çok zor bir yapıda orada yaşıyorlar. Kabulüm. Senin zannettiğin gibi öpüşerek, koltukta filmi izleyerek bir hayatları yok. Kabulüm. Anladın mı? Ayrı yataklarda yatıyorlar. Cinsel birleşim için bir araya geliyorlar. Yani çocuk için bir araya geliyorlar hemen hemen. Onun dışında Charles kendi odasında, kraliçe kendi odasında. Charles öyle bir gösteriyorlar ki. Diana ezik, bulanımlı. Her şeyi dert eden kendine. Camilla böyle presentable, çok donanımlı, bir erkeği idare eden, soğukkanlı, ortam seven, eğitimli bir kadın gösteriyor Camilla'yı. Ama dön bugün bize. Diana bizim prensesimiz. Camilla ne ki? Charles ne ki? Diana'nın katilleri diye konuşuyoruz her zaman. Ama kraliyet ailesini izlediğimizde daha farklı bir ortam görüyoruz. Harry ne yaptı? Aldı Meghan'ı saraydan götürdü. Dedi ki annemin yaşadığı hayatı ben karımı yaşatmayacağım dedi. Aldı karısını saraydan götürdü. Senin dediğin gibi saray. Akşama kadar şıkıdım anneciğim, kayınvalideciğim gibi bir ortam olsaydı, ayinler olmasaydı, açık ilişkiler olmasaydı, ritüeller olmasaydı
Herkes Mesut Bahtiyar bu işi orada götürürdü. Zaten Kate her şeyi kulağını gözünü kapatmıştı. Kraliçe olma yolundaydı. Ama orada bir aşk yoktu. Ne yoktu? Charles'la Diana'nın hikayesi Kate ile William'ın arasında devam ediyordu. Kate ile William'ın hayatını izleyenler Kate'in her zaman William'a katlandığını, William'ı beklediğini çok iyi biliyor. Ama bilmeyenler öyle iki tane story görüyor, shorts görüyor, TikTok görüyor. Aa falan böyle bakışmaları falan çıkartıyorlar ya şey zannediyor. Bir ömür boyu öyle zannediyor. Hayır. Kate çok profesyonel bir kadındı. William da zaten çok profesyonel bir çocuk. Duygusal olanlar gitti zaten. Bize eyvallah dedi. Ama tahta geçmek isteyenler oyunu kurallarına göre oynadım. Kate de oyunu kurallarına göre oynadı. Her zaman kraliçeye çok yakındı. Diana'nın kıyafetlerini taşıyarak, yüzüklerini takarak ruhunu onda da olduğunu belli ediyordu. Yani kalbim onunla ama burada bir gerçek var ki ben bu insanlara saygı duymalıyım. Bunlara katlanmalıyım. Ayrıca ben hala altını çiziyorum. Bugün de söyledim. Harry'nin gitmesinin sebebi tahta William'in çıkmasıdır. Ben bilmem. Sadece sonuçta, duygusallık açtır yani. Tamam ne olursa olsun William ölebilirdi. Harry gelebilirdi. İşte kimsenin altında kalacak mı o var. Yani eskiden büyük insanlarımız ya daha doğrusu atalarımız kardeş kardeşe katlanabiliyordu ama bir kral kardeşe katlanabilecek miydi Harry? Bence değil. Harry asi bir çocuktu yani herkes biliyor. Diana her zaman William'ı şöyle severmiş. Benim asil oğlum. Diana'ya William daha büyük olduğu için çok yakınmış. O yüzden onunla birebir konuşurmuş, birebir dertleşirmiş. Ve William büyüdükçe annesinden uzaklaştı. Buna dair çok iz var. Camille'ye yakın oldu, Charles'a yakın oldu. Bazı anma törenlerinde William'dan beklenen hareketler gelmedi. Hep Harry ön planlı oldu falan. William herkese çok etkisi yarattı. Harry annesine daha sadık kaldı bu süreçte. Belki taht oyunları vardır burada dediğin gibi. Satrançta olduğu gibi. Erken çekilmekte fayda var. O hamle yapmakta. Zaten kaybedeceğim. Böyle bir şey de olmuş olabilir. Ama iki açıdan da destekledim. %50 öyleyse %50 de böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada açık ilişki var. Orada ayinler var. Ritüeller var. Bunların soyları firavunlara dayanıyor diye söylüyoruz. Bazıları kabul ediyor. Bazıları kabul etmiyor. Ama birkaç kitap okuyunca Mısır'la bir bağlantısı, firavunlarla bir bağlantısı olduğunu görüyoruz. Kate bir tane elbise giymişti. Kimin elbisesi? Kate Middleton neden bebeğini Rosemary Baby filminde giydiği kıyafetle dünyaya sundu. Bu oyuncunun kıyafetini Kate birebir giydi. Karakterin anlattığı temadaki rolü şeytanın çocuğunu doğuruyor. Ve o yüzden bunu böyle temsil ediyordu. Bu kadar mı tesadüf? Tamam Diana da doğumunda, bir tanesinin doğumunda aynı böyle kırmızı bir elbise giyiyordu. Ama sen birebirini yapmışsın ya. Bunu buradan döndüremezsin yani. Bence o İngiltere'deki dadılara giydirilen ya İngiltere'de çocukları olduğu zaman giydirilen bir elbise ki. Hayır bence öyle bir şey değil. Bence Kate çok güzel mesajlar veriyordu. Anlayana. Bunlar şimdi ortaya çıkıyor. Tabii sizin... Bak yazıyor. Filmde kadın şeytani bir tarikat lideri tarafından hamile bırakılır ve İsa karşıtını doğurur. Ayça Bayrak Aydın diye bir astrolog Kate ile ilgili haritaya bakıyor ve diyor ki 2019'da ölmüş olan bir daha ölemez. Klonları şimdi yok ediliyor o kadar. Bir yandan kral bir yandan Kate vedasını karşılamak kraliyet ailesinde ilginç olacak. Yani ikisinin cenazesi çıkacak demek istiyor. Allah korusun. Eğer Kate yaşıyorsa. Kate Middleton'ın öldüğünü açıklamazlarsa şaşırmayın. Bu hatunu muhtemelen zehirlediler demiş. Yorumları da kapatıyor. Çünkü senin gibi bir sürü insan buna da inanmıyor. Huraf ediyor. Kate niye öldü peki? Şimdi Kate niye öldü? Bazıları diyor ki mesela Never New kanalına katılan bazı konuları konuşan koprucular diyor ki bir ayine tanık oldu ve ondan sonra delirdi. Bunu da William'a söyledi. William da bunu Kate'i de bu yüzden zehirlediler. Yok ettiler Kate'i. Kate'i öldürüyorlar. Bazısı diyor ki hayır Kate açık ilişkiyi kabul edemedi artık. Zaten William'dan boşanmak istiyordu. Bunu da William'a söyledi. Ben seni aldattım. Başkasıyla beraber oldum. Bu da Thomas. O yüzden Thomas evinde ölü bulundu bir şekilde. Konusu bile olmadı. Evinde ölü bulunmuş denildi geçildi. Oranın ne magazini konuştu, ne haber kaynakları konuştu, ne deşebildi, ne komplocuları konuşabildi. Bazısı diyor ki Kate'in üzerine bir broş var ve bu broşta 3 tane inci tanesi var. 3 rakamı da önemliymiş. Biliyorsunuz 3 rakam masonik bir rakamdır ve çok büyük anlamları vardır. Aynı zamanda meşe ağacı şeklinde imgelenmiş bir broş ve paganların sembolü. Yani bu broş sana takıldığı zaman sana kimse bir şey yapamaz. Sen bizimsin. Yani bizim kontrolümüzdesin. Sana kimse bir şey yapamaz. Yani adam bazıları diyor ki hayır Kate yaşıyor. Onların kontrolüne zaten bu meşe ağacı sembolü broşun boşuna takılmadı. Bunu herkes atlıyor detaydan. Başka iddialar var mı? Yani başka iddialarda. Saydım mesela 4 oldu galiba. Evet başka iddialarda bazı mesela klonlandığını söylüyor. Kate öldü. DNA'sı alındı ve klonlandı. Bir şekilde orada kraliyette böyle biri gezecek işte falan diyorlar. Böyle Kate'e benzer. Ama bence Kate ya bir yerde gizli tutuluyor ya bir cezanın içinde. Kate daha ortaya çıkmadı. Hiçbiri Kate değil. Ben Kate'in şu an zor bir durumda olduğunu düşünüyorum. Hatta bir fotoğraf ortaya çıktı ya şoplanıldı falan dedi herkes. O dedi ya biz bunu kabul etmiyoruz. Başka basına da başka kuruluşlara veremeyiz bu fotoğrafı. Çünkü şop yapılmış dedi. Kate dedi ki evet ben biraz şoplamıştım dedi. Ama orada bazıları help yazısını görüyorum. Onu bir daha buraya koyalım. Çocuğun parmağını böyle yapmasından H'si. Belki de orada bir çağrıda bulundu. Kimse fark etmedi. Biri fark etti. Yabancı biri var. O kızın videosunu yine buraya koyalım.
astral seyahat bakıyor bu hatun. Tamam mı? Kate'in de haritasına bakıyorlar. 51. bölgeye kadar kız gitmiş. Oraya gitmiş, buraya gitmiş falan. Ben Kate'i diyor dev makinelerin olduğu, dev kapsüllerin olduğu ve içinde insanların olduğu bir alanda görüyorum dedi. Ama çok karanlık görüyorum dedi. Aralıkta bir şey oldu diyor. Aralıkta bir şey oldu. Aralıkta Kate'in olduğu yerde kötü bir enerji yayılmaya başlıyor diyor. Yani önce Aralık öncesi güzel. Bir şeyler bir şekilde akıyor. Ama Aralık ayında çok karanlık bir enerjiyle Kate baş başa kalıyor diyor. Hibrit insanlar var diyor. Yani şu an Kate'in bulunduğu yerde hibrit insanlar var diyor. Ya Kate üzerine bir deneysel bir çalışma yapılıyor. Tamam mı? Bu bir süreçte. Kate şu an bir çaresiz durumda olduğunu hissediyorum diyor. Ben mesela kızı dün akşam gördüm. Hemen taşıdım buraya. William'ın etrafı karanlık diyor. O da çok karanlık bir enerjide diyor ve çok korunuyor burası diyor. Hani girmeye çalışıyorsa ama güçler seni dışarı atıyor. Onlar her zaman zaten korunuyorlar başka açılardan da. Şimdi bazı insanlara bana hurafe gelebilir ama böyle bir şey vardır. Bunu da ben söyleyeceğim. Yine bunu zaten ben söyleyeyim. Bazı altınları cinler kaydırır denir. Mesela bazı altınları cinler korurmuş. Baskı zamanında o cinler o altınları kaydırırlarmış, bulamazlarmış. Böyle şeyler anlatırlar. Bilmiyorum bunlar gerçek değil mi? Hiç böyle bir altınım yok. Bir yere de gömmedim. Bir cinden niye bunu de... söyledin şu anda ya, altını? Yani böyle karanlık güçler var. Seni koruyan, kollayan. Sen onun alanına mesela astral seyahate bile giremezsin. Astral seyahate bazısı var, bazısı yok diyor. Yusuf Güney biliyorsunuz. Sen astral seyahate inanıyorsun. Ya ben astral seyahate şöyle inanıyorum. Uyku da bir astral seyahattir. Rüya gibi. Yani. Rüya gibi. Uyuduğumuz zaman ruh bedenden ayrılır. Hatta bazen şey dersin. Ay nereden uyandım dersin. Veya bazen... Ay... Rüyada gerçekleri göremezsin ki. Burada siz gerçekleri hayır. Görüp insanları aradığını söylüyorsunuz. Rüyada gerçekleri görürsün. O senin iman gücüyle alakalı. Rüyam, ben çok rüyada gerçek gördüm. Doğru. Hayır. Ben bir insanın hain olduğunu gördüm. Nuray Sayarı'ya sor. Beyaz TV'de de her gün görüyorum kadını. İnanmıyor. Astral seyahat bir şey yok. Ama uyku da bir astral seyahattir. Yani ruh bedenden çıkar, uyanmaya yakın gelir. Herkesi bu olacak diye bir kaydı yok. Ama bazen ruhlar dolaşır gelir. Bu kadını tanımıyorum. İlk defa dün akşam sonra birkaç videosunu da izledim. Yabancı bir YouTuber buraya da koydum. Siz tanıyorsanız bu kadının analizi doğru mu? Yorumları çıkıyor mu? Haritaları doğru mu inceleyebiliyor? Astral seyahat dediği şey gerçek mi? Sizden mutlaka yorum bekliyorum. Bol bol yorum bekliyorum. Bol bol. Bol bol like. Hatırlamışken bakın tek nefes konuşuyorum. Canlı yayından geldim. Sizi çok sevdiğim için, işime çok aşık olduğum için yine çok güzel video çekiyoruz. Emeklerimizi karşılığını vermek istiyorsanız abone olmayı unutmuyorsunuz. Like atmayı unutmuyorsunuz. Bir de yorum yazıyorsunuz. Zaten yorum çok önemli. Yani ne düşünüyorsunuz bu konularla ilgili? Acayip merak ediyorum. Senin gibi düşünmüyorum. Tamam sen ne düşünüyorsun? Bir de seni dinleyelim. Şimdi deminden beri iddialarını o yüzden sordum. Bütün iddiaları saydın bana. Ama bir tane gerçek olan yani benim inandığım iddiayı söylemedim. Peki sana gerçek olan bir iddia söyleyeyim. Biliyorsun Jeffrey Epstein olayında bir liste çıktı. Pedofili. Evet. Burada da kraliyet ailesinin üyelerinden Prens Andrew'un eski eşi de bu listede adı çıktı. Yani bunlar aynı zamanda çocuk kanı da içiyorlar. İddialara göre. Yani o kanı zaten bilmiyorum. Korona zamanında iddia edilen sanatçıların resimlerini gördüğümüz zaman da benim kafam yatmamıştı. Ama resimleri gördüğüm zaman gerçekten farkları vardı. Ben inanmıyorum. Ben Kate'in hasta olduğuna inanıyorum. Bu hastalığı kimse açıklamak istemez. O yüzden de Kate'in bu kadar saklamasının sebebi bundan, ailesinden dolayı. Ve bu süreçte sadece dediğin gibi sıvı tedavisi değil, ilaç tedavisi de yapılıyor. İlaç tedavisinde de diğer hastalar gibi saç dökülmesinin olmadığını falan da biliyorum. Gamzelerin de bu dönemde gittiğini düşünüyorum. Yapay zeka olduğunu düşünüyorum. Önce karın ameliyatı dediler. O ana kadar bir şey yok. Oradan alınan bir parçadan sonra kanser olduğu anlaşılıyor. Oradayken bir şey yok. Kendisi bunu söylüyor zaten. Tamam söylüyor. Evet. Sonrasında anlaşıldı ortaya evet. Çıkıyor. 20 günlük bir süreçte gamzesi kaybolacak kadar hücre kaybı yaşıyor. Çenesi böyle 5 santim buradan 5 santim buradan genişleyecek kadar. Ama kaşı ve saçı gıdım dökülmüyor. İngiltere prensesinden bahsediyoruz. Ve bak çok iyi ki hatırlattım. Nerede o zaman yanında William? Niye çocukları falan yok? Al bu yapay zeka %100 almışlar koymuşlar. Böyle bir şey açıklıyorsun. Sen 3 çocuk annesi bir kadınsın. William sana çok aşıksa. William güzellemesi yapıyorsun ya orada. William güzellemesi yapmanın gerek yok arkadaşım. William niye senin yanında değil? Neden çocuklar senin yanında değil? Hadi onlar orada dursunlar. O çocuk yine böyle yapsın. Öteki bir şey yapsın. William yanında olsun. Daha sıcak, daha samimi. Bize tam böyle 12'den vuracak bir şey verselerdi. Dediğim gibi ya. Kraliyet ailesinde bu işler demek ki böyle yürüyor. Böyle yürüyor. Tek başına. Evet, böyle yürüyor. Çok ağır bir hastalık. Tabii ki Allah'tan her şey gelir ama hani mesela kraliçe öldükten sonra kanser olmuş. Bize söylememişler. Tamam, dediğin doğru. Bize söylememişler. Evet, William'ı alabilirdi, elini tutabilirdi. Ha, bana böyle geldi. Güçlüyüz. Bana böyle geldi. Yapacağız, başaracağız. Evet, sevenlerimizi üzmek istemedik. Demek ki çok sevilmiyor mu? Tamam, o dediğini kabul. Evet, ama yine yapay zekaya kafam gitmiyor. Bu kadar İngiltere'nin, kraliyet ailesinin bu kadar zayıf bir şekilde ölü bir insanı yapay zekayla size ölmemiş gösterecek. İşte dövecekler, bir ayini görecek, zehirlemiş olacaklar, ölecek. Yani baktım şimdi bak
8 tane iddia saydın. 8 iddianda da rahatsızlığından hiç bahsetmedin. Yani bir inanmıyorsun galiba. İnanmıyorum çünkü. Ben onun kanser olduğuma asla inanmıyorum. Karın ameliyatı olmuştur, biyopsi yapılmıştır, bilmem ne olmuştur. Ama ben Kate'in çıkıp ben kanser oldum, sonra işte ilacı buldular, ben iyileştim yorumuna asla inanmıyorum. Yine bu iddiaların arasında en yakın ne biliyor musun? Kanser ilacı bulunup, onun üzerinde denenip ve şu anda da satışı yapılmasını sağlaması. Buna tamamım. Yani bu olabilir. İhtimal veriyorum. Şimdi dedik ilk kendi Instagram sayfalarına attıkları posta. Paskal döneminde ortaya çıkacağım. Paskal dönemi geliyor. Bu sefer kanser oldu ortaya çıktı. Bu sefer ne olacak? İyice uzaklaşacak. Doğru muyum? Yani bu süreç uzuyor gitgide. Tek inandığım şey o videonun yapay zeka ortamında çekildi ve Kate'in şu an hiçbirimizin tahmin edemediği bir yerde oldu. Ben düşünmüyorum. Sen düşünüyorsun. Yorumlara yazın bakalım. Bakalım. Evet. Evet, şimdi neye gelmek istiyorum biliyor evet musunuz? Evet efendim, nereye geliyorsun? Videonun kapağında da yazdığı gibi Amerika'da iblis avı başladı. Zaten biliyorsunuz bir pedofili listesi elimizde dolanıyor. Lolita Express'i dedikleri. Lolita Express ile gidiyorsun Jeffrey Epstein adasına. 2024'ün ilk videosunda dedim ki bu olayı kendi itiraf edenler olacak. Hapise girenler olacak. Bu konu burada asla kapanmayacak. Başka isimler çıkacak. Başka isimler itirafta bulunacak. Evet böyle bir şey yaptım, keşke yapmasaydım diyecek. Derken Amerika'da bir iblis avı dediğimiz gibi başladı ve Diddy dosyası ortaya çıktı. Hip hop efsanesi ve medya kralı Diddy Combs imparatorluğunun çöküşünü izliyoruz. Bir anda Diddy'nin iki tane evine baskın yapıldı. Hakkında zaten zamanında da suçlamalar vardı. İnsan ticareti yaptığına dair, çocuk tacizciliğine dair iddialar insanların kulağında böyle küpeydi diyelim. NBC bildiri yayınlıyor ve diyor ki seks ticareti, cinsel saldırı, yasa dışı uyuşturucu, ateşli silahların dağıtımına teşvik suçuyla Diddy'nin evine baskın yapılıyor. İki evine baskın yapılıyor. Bir şekilde kaçıyor ve çocukları falan yakalanıyor, kelepçeleniyor işte, ifadeye götürülüyor. Daha öncesinde de Diddy'nin beraber olduğu kız arkadaşları hep hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Demişler ki bize dayak atıyor, seks işçisi olarak beni kendi arkadaşlarına sattı, beni tehdit etti, zorla bana bunu yaptı, tecavüz etti, bıdıdı 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 bir sürü şey söylüyor. Ama artık delil yetersizliğinden midir bilmem. Ben delil yetersizliğiyle not almışım ama daha hakim olanlarınız varsa Diddy'nin hayatına sizden yönlendirme yorumları bekliyorum. En zengin rapçilerden biri. Bir döneme gelene kadar ne parası var ne pulu var. Kanye West gibi. Onu deniyor bunu deniyor olmuyor olmuyor. Bir şekilde ruhunu şeytana satıyor. Her Hollywood starın başına gelen gibi. Lady Gaga gibi. Madonna gibi. Bir şekilde zirve basamaklarını büyük adımlarla çıkıyor ve inanılmaz bir serveti var. Bakın inanılmaz bir serveti var. Öyle böyle değil. Hatta Justin Bieber'la bir çok kötü ya. Ben Justin'i çok üzülüyorum biliyor musun? Çok üzülüyorum bu çocuktan yani. Çok ağır bedeller ödüyorlar. Büyük başın büyük derdi olurmuş ya. İşte bunu bu insanlarla görüyoruz biliyor musunuz? Justin'e zamanında Diddy bir araya geliyor. Justin'de 14-15 yaşında, videoda buraya koyalım. Ve Diddy ile bir anı var. Diyor ki Diddy, hayatların en güzel 48 saatini geçirdiğini söylüyor Diddy. Ne yaşadığımız bize özel. Bunu size anlatamayız diyor. Anlatabilecek bir şey değil diyor. Ama Justin'in orada bir bakışı var. Gördüğünüz gibi. Şöyle mi koymuş işte? Şöyle koyuyor pardon. Ve o kadar gergin bir ifadesi var ki. O zaman tabii kimse anlayamadı. Ama şimdi olayları bilip bir insanı izlediğin zaman onun tedirginliğini, onun endişesini, onun korkusunu, ötekinin ne kadar şeytani bir yorum yaptığını görebiliyorsun. Ne demek ya? Hayatının en güzel 48 saatini geçirdik demek ne demek? Sen bir çocukla ne yaptınız? O görüntüye çekip göstersenize. Oyun oynadığınız ne yediniz? Çok affedersin o 48 saat içinde. Justin biliyorsunuz kariyerinin en iyi dönemlerinde uyuşturucu batağına düştü. Zaten kendini saklamadı. Mesela bir ara delirdi diye konuşuldu ya Justin. Evinde mutsuzdu. Bir ara sivilcelendi falan. Hediye kötü davranıyordu. Bunları hep gördük. Psikologlar başına çocuklarına inmiyorlar. Çünkü çocukluğuna dönüp baktığımızda zaten gözümüzün önünde ya. Çocuk resmen gözümüzün önünde Diddy tarafından tacize uğramış. Bunlar tarikatlar. Çünkü Diddy'nin yanında da başka isimler varmış. Bu arada burada da bir liste var. Siyasetçiler var. Bu zenginlik nereden geliyor? Sana birileri teminat veriyor. Seni böyle ortaya atıyorlar. Sonra senin evinde çocuklar, kadınlar, bebekler, kan içmeler, yasaklı maddeler. Oh! Pisin de orada kalıyor. Sen gidiyorsun, siyasetini yapıyorsun. Evinde çocuklarına mutlu pozlar biçiyorsun. Halk bunları hiç bilmediği için he diye izleyip hayran kalıyor size. Ama artık bildiğimiz tabular çat çat yıkılıyor. Eskiden dijital akım yoktu. Televizyon bize ne gösterirse biz onu bilirdik. Ama dijital medyacılık sayesinde hiçbir şey gizli kalmıyor. Ne uzaylı gizli kalıyor, ne canavarlar, ne savaş, ne katliam. Her şeyi artık görüyoruz. Zulüm karşısında sessiz kalan da şeytanın kendisidir. Diddy'nin komşusu bir ifade vermiş. Diddy normal biri değildi. Geceleri vahşi şeyler gördüğünü
söylerdi ama bu kısma çok betinlemiyor. Bunlar hep rapor edilmiş, raporlarda var. Avukatların yorumlarını izledim bu konuyla ilgili. Ve diyor ki geceleri çok başka biri oluyordu. Resmen canavarlaşıyordu. Bunu Diana da Charles için söylemişti. Kayıtlar silindi, görenler var. Amerika'daki İbis avını burada bırakıyorum. Dosya daha kapanmayacak. Jay-Z ve Beyoncé'nin de bu tarikata, bu ekibe dahil olduklarını söyleyenler var. 50 Cent bir tweet atmış ve demiş ki bunlar daha başlangıç. Hepsinin gerçek yüzü ortaya çıkacak. En sevilen, en merak edilen Tak Tak. Efendim, herkes yerini aldıysa Tak Tak başlasın. Buse Terim neden boşandı? Seçilen zaman olayından sonra boşanmaları tesadüf mü? Tabii ki değil. Mutlaka bunun bir payı var. Zaten o süreçte bunlar teknik takip alındı hepsi ve tapeler ortaya çıktı. Benim kulağıma bir takım duyumlar geldi ama çok emin olamadığım için bunları söyleyemiyorum. Ama neyi biliyorum? Volkan'ın çapkınlığına dair iddialar kulağımıza geliyordu. Bu iddialar asılsız mıdır bilmiyorum ama Buse'yi bu iddialar etkilemiştir diye düşünüyorum. Takibe takılırken belki hiç duymadığı, tanık olmadığı şeylere Buse tanık oldu. Belki bu iddialar doğrulanmıştır bu açıda bilmiyorum. Bu süreçte biliyorsun Seçil Erzan olayında Buse'nin bir para verdiği ortaya çıkmıştı. Sonra Volkan Terim demiş ki benim niye haberim yok bu paradan. Volkan Bahçe Kapalı evet. Emre Belezoğlu çıktı dedi ki ben Fatih Terim fonunu Volkan'dan duydum. O beni buna sürükledi falan. Yani anladığım kadarıyla Seçil Erzan hem Buse gitmiş hem Volkan gitmiş. Yani ikisi ayrı ayrı gitmişler. Tabii ne oluyor? Biri patlıyor. Ben ortaya çıkıyorum. Sen ortaya çıkıyorsun. Rezil oluyoruz. Bu ilişki nasıl bir evlilik? Sosyal medyaya çizdiğimiz çok güzel ama dönüp içimize baktığımızda biz abimize güvenmiyoruz. Ben ayrı para kazanmaya çalışıyorum. Yüksek oranlarda sen ayrı. Niye güvensizliği? Şunu söyleyenler de var. Tabii ki Fatih telefonu geçiyor ya. Bu da bir hani hep aynı örneği veriyoruz ya Demet Okan olayı. Hani bir şeylerden kurtulmak, belki başka tarafları yıkmaktır. Bilemem bilemem. Burada da bir stratejik hamleler olduğunu düşünüyorum ama çok bildiğim konular değil şu an benim de. Halit'le Bergüzel'in evliliği hakkında ne düşünüyorsun? Sence bu kadar mükemmel evlilik olur mu Yağmurcuğum? Bu evlilik yarın öbür gün biterse şaşırmam. Söylemezsem olmaz serüveni kaç sezon devam edecek? Hazirana kadar sözleşmemiz. Ama bakarız tabii ki. Hayırlısı. Abi Barış Arduç ile Gupse Özay ilişkisinde aldatma veya çapkınlıklar var mı? Yok. Küstüğün insanlarla yaşadıklarından ne öğrendin? Kimseye haddinden fazla değer vermemeyi öğrendim. Keşke bunu yapmasaydım dediğin ne var? Bazı insanları ön plana çıkardığım için çok pişmanım. Negatif insanlardan nasıl korunuyorsun? Dediklerini önemsemeyerek negatif insan nedir? Bana negatiflik katan. Yani sen şöylesin böylesin veya yanında mutsuz hissettiğim insan varsa onlardan bir kere uzak duruyorum. Ama negatif insanların yorumlarından nasıl uzak duruyorum? Beni önemseyen insanların yorumlarını dikkate aldığım için mutluyum hayatımda. Hafsa Nur Sancak Tutan ve Sade Alışık aşkı nasıl gidiyor? Vallahi hiçbir duyum gelmiyor şu an. Şevval Şahin ve Markus barıştı iddiaları vardı. Son durum ne? Şevval geçen gün gece kulübünde başkasıyla dudak dudağa kucak kucak. Arda Turan ve Aslı Doğan Turan ilişkisi nasıl gidiyor? Aldatma ya da açık ilişki var mı bildiğin? Şunu söyleyeyim, bir gün boşanırlarsa şaşırmam. Kime oy vereceksin, neden? Ben o apolitik bir insanım biliyorsunuz. Demet Oğuzhan Koç'u aldattı mı? Duyumlara göre evet. Umut Evirgen sence Alina Boz'u aldatır mı? Hissiyatıma göre evet. Dış sesten bile gizlediğin bir iddia var mı? Var. Neymiş lan o? Gizli adı üstünde sıkıntı. Benim de var. Yabancı uyruklu karısını zamanında aldatan iki çocuklu bir Türk esmer oyuncu var mıdır? Yoktur. Hande ile Hakan Aydev'de mi yaşıyor? Bence hayır. Televizyonda başka projeler görecek miyiz Yağmur'umuzu? Göreceğiz. Murat Soner konusu işiyle ilgili bir şey duydunuz mu? Valla Murat Soner olayını attınız. Birsen Altuntaş'la kavga ediyor. Ama inan takip etmedim. Yani çok önemsediğim dizi sektörü çok böyle umurumda olan bir sektör değil. O yüzden ne onu girdim ne onu girdim. Yesinler birbirlerini. Başarılar diliyorum. Duygu ne yaparsa yapsın neden hepsi taklit gibi geliyor ve neden bize geçmiyor? Çünkü taklit. Hep taklit. Eski popülerliği olmadığı için Duygu'yu konuşmuyoruz. Ama çok şey yapıyor yani. Ceyda ile Fırat ne oluyor ya ekibi? Evliler mi? Evliler. Çocuk gelsin. Evet. Demet Özdemir ve Hande Erçen neden konuşmuyor? Kıskanıyorlar birbirlerini. Senin ciğerci neden bu aralar ses çıkarmıyor? Masanın şeyini bekliyorlar. Biliyorsun bütün her şeyin el konuldu onların. Selin Ciğerci büyük bir tekstil fabrikasının sahibiyle bir dönem görüştü. Adını vermedim. Artık böyle anlık görüşmeleri vermiyorum 2-3 günlük. Belki hala onunla görüşüyordur. Olabilir. Selin Yağcıoğlu, Ellen Hakko nasıl tanışmış biliyor musun? Arkadaş ortamı diye biliyorum. Beren ve Kenan sana geçiyor mu?
Geçmiyorlardı, şimdi geçiyorlar. Oturan bir durum var şu an, onu hissediyorum ben de. Bir sayfa Ali Koç'la Özge Acar, evet ya, videosunu paylaşmış Aşkın Memnun müziğiyle. Senin evet, bu konuda bilgin var mı? Vallahi bana çok soruyorsunuz ne oluyor, ne bitiyor falan diye. Her yerde de varmış Ali Koç'un olduğu alanlarda. Vallahi Özge çok güzel bir kız. Her şey olabilir. Ali Koç'un böyle potansiyeli var gibi. Nazlı Sabancı kaynanasıyla mı yaşıyor Yalı'da, yoksa ayrı evleri var mı? Ayrı evleri var diye biliyorum. Ezgi ve Mirhan herhangi bir gelişme var mı? Hiç takip etmiyorum çünkü sıktı artık. Takipçiler bile yazmışlar sakın da Ezgi'yi konuşma diye. Bu olayları konuşma diye, yanlış anlaşılmasın. Uğur'la ablası arasında bir şey var mı? Tabii ki var. Pelin Anıl Altan çifti sence nasıl gidiyor? Sosyal medya göre çok iyi ama özelde bilemem. Kenan ve Sinem ilişkisi dışarıdan gözüktüğü gibi iyi mi cidden? Kavga ediyorlarmış. Raşel ve eşiyle ilgili bir duyum var mı? Sence evlilikleri nasıl? Sence eşini aldatıyor mu? Vallahi üçüncü çocuğu yaptı Raşel. Demek ki bir sorun yok. Çok iyi sandığımız ama aslında insanlara kötü davranan influencer var mı? Var. Son bir hafta kala onunla bir diyaloğum oldu. Çok şaşırttı beni. Yıllarca onu överek, severek anlattık ama hayal kırıklığıymış. Bunu zamanı gelince söylerim ben zaten. Sizden saklamam ama şu an değil. Evliliğinizin üç sırrını söyler misin? En iyi arkadaşınla evlen. Saygı gerçekten çok önemli. Allah korksun. Damla Kalaycık ile ilgili bir şey var mı? Hayır. Suratlar yeni mi çıktı? Hayır. Yunus Emre ve Aleyna olayı tamamen reyting amaçlı olabilir mi? Reyting. %100 reyting. Senaray ve Mert Demir ne durumda? Şarkı yapıyorlar beraber. İlhan abi Yağmur'a sorar mısın? Damla ve Uğur'un ev vlogunu izledi mi? Ve Uğur'u hiç göstermemesine ne diyor? Yeni bir formata geçmiş. Öncelikle hayırlı olsun. Ne evler var diye bir şey. Ve yeni evi de hayırlı olsun. Allah ağız tadıyla oturmayı nasip etsin öncelikle. Tabii ki evi çok güzel. Ben önce Uğur'a gelmeden önce şunu demek istiyorum. Ben de baktım ama 10 dakikasından sonra sıkıldım. Ben zaten çok ev vlogu sevmiyorum. Ben bir tek ev vlogunu Enes'te seviyorum. Çünkü mucizevi evler geziyor. Hani böyle hayalini kuramayacağın evler. O evleri izlemeyi seviyorum. Ama Damla'da evet evi güzel yapmış, hayırlı olsun ama ruh yoktu. Mesela bak Damla'nın evde böyle 15 dakika 20 dakika yaptığı oda düzenleme videoları vardı. Dümdüz. İşte makyajları oraya koyuyor, bunu buraya, yastık yorgan değiştiriyor. Bu çektiği o dronlardan, oradan, dış yapımdan, iç yapımdan dindik dindik çektiği videolar olmasardı bak. Neden biliyor musun? Samimiyet vardı. Söylenmesi vardı, o su vardı, bu su vardı falan. Böyle dümdüz elinde böyle kahvesini aldı. İşte orada bu var, burada bu var. İşte öncesi böyle, sonrası. Ben sıkıldım. Vallahi böyle hızlı hızlı baktım geçtim. Ama takipçi çok sevmiş. Ne güzel yorumlar vardı gördüm. Önemli olan onların mutluluğu. Benim buradaki evi beğenmem beğenmemem değil. Şey bekledim. Her an Uğur bir yerden çıkabilir. Bak onu bekledim. Nereden çıkacak? Sonuçta evlenecekler Komoda bu yaz. Öyle biliyoruz yani. Öyle bir duyum geldi. Hani bu evi o yüzden tuttular diye biliyorum ben. Artık kendi evimiz olsun. Evleneceğiz. Belki çocuk yaparız falan filan. Ama şunu söyleyenler vardı. Uğur niye yoktu? Tamam biliyoruz bu paraları Damla kazanıyor. Biliyoruz o çok emek verdi ama Uğur'un da katkıları var diye biliyorum ben. Hani tamam okey Damla yeni formata geçti. Belki ilk evi kendi evi olarak gösterecek. Sonra başka evlere gidecek artık bilmiyorum. Herhalde öyle bir şey diye tahmin ettim. Ama en sonunda bu Uğur'u görmek isterdim. Hani o dronlarla o kadar emek verilmiş çekimler yapılmış ya. Şöyle balkona çıktıklarında şöyle Uğur'un da ona böyle omuz attı. Evet benim evim. Onu hissettik zaten. Senin evin okey. Ama bu evde tek başıma yaşamayacağım. Bak mesela kedilerini gösteriyor değil mi? O evde yaşayan bütün canlılar var. Uğur canlısı yok. Arkadaşlar hepinizden özür diliyoruz çünkü gerçekten Yağmur şu biraz yorgun. Yoruldum arkadaşlar. Soruları da fazla yordu. O yüzden bayağı soru kaldı ama hafta yaparız artık o soruları. Bazıları şey demiş, bu video 2 saat şu an. Kaç dakikasını koyacağız? 45 dakikasını. Evet. Şey zannediyor insanlar, bazen şey diyorlar işte editli videolarda daha kolay falan. Editte biz fazla konuları atıyoruz. Mesela soru cevapta 40 tane soru sordu ama sen burada 20 tanesini mi görüyor, 10 tanesini mi görüyor? 10 tanesini zor görüyoruz abi. Evet, diğerlerini atıyoruz. Çünkü bazılarını bilmiyorum diyorum, bazılarını bir şey diyorum. Veya Kate olaylarını bir sürü şey anlatıyorum. Bunları atalım artık diyoruz, bunları öncelerde söylemişiz falan. Konuşamadığım kısımlar yok. 45 dakika tek nefes konuşabilirim. Ki öyle zaten. Senin canlı yayın var ya kaç tane? Her gün Cesle. Her gün hikaye atan bir insansın sen. Hiç bence cevap bile vermene gerek yok. Hayır onu söyleyenler var da onu sığınarak. Onu söyleyenler yakında az kaldı işte. Videom çıkıyor yakında bekle sabret. Tamam okey. Sizi çok seviyorum. Tekrardan iyi iftarlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. Haftaya pazar görüşmek üzere. Pazartesi de söylemezsem olmaz da sabah 9'a 5 kala Beyaz TV'de karşınızdayım. Bye bye.